Ve arkadaşlar her yer çok yeşillenmiş. Ben uzun süredir video yapmıyorum burada ama şu yeşilliğe bakar mısınız? Yani gerçekten muhteşem olmuş. Bir tren, bir otobüs, bine bine istediğimiz yere gideceğiz. Yanlış otobüse bindim. Beklediğim yer hiç durağa benzemiyordu. Başka bir yere gideyim, bineyim dedim. Ve yanlış otobüse binmişim. O yüzden yanlış yere geldim. Şu anda böyle bir durakta oturuyorum. Böyle arabalar geçip duruyor. Şimdi burada böyle otururken ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir araba galerisi var herhalde. 12.490 euroymuş. Gördüğünüz Opel 10.890 euro. Bu arabanın fiyatı 11.290 euro. Benim de arkadaşlar tabii ki de yakın zamanda bir araba almam gerekiyor. Drone al satışı biraz olursa belki buradan kazandığım paralarla da bir tane araba bakarız değil mi? Size Almanya'daki güzel şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada görüyorsunuz küçük küçük çocuklar bisikletleriyle gidiyorlar. Gerçekten Almanya'da güvenlik alt safhada arkadaşlar. Yani arabalar gerçekten insanlara saygılı ve insanın yayanın ve bisikletin önceliği var arabalardan önce. Şu bisiklet yolunu görüyorsunuz uzun uzun. Ve şu da araba yolu. Burası da otobüsün durabileceği yer. Ama bisiklet yolu her zaman ayrı. Görüyorsunuz koskocaman. Ve yani bir araba sığacak kadar bisiklet yolu var. Ve arabalar hiçbir şekilde bu şeritten geçmiyorlar. Çünkü insan mantıklı düşündün mü? Onların çocuğu da bisiklet sürüyor olabilir. Onlar da bisiklet sürüyor olabilir. Onlar da bu yolda olabilir. O yüzden herkes birbirine çok saygılı arkadaşlar. Bir düşünsenize bir insan sokakta yürürken rahat hissetmeli ve güvende hissetmeli. Çünkü herhangi bir yerden böyle bir tane tır çıkıp size vurabilir. Tabii ki bunlar risk içerir. Yani yoldayken ne olacağı belli değil. Ama böyle her şeyin ayrı olması gerçekten çok güzel ve benim çok hoşuma gidiyor. Ve istediğiniz şekilde çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaskını taktırıp çantasını verip bisikletiyle dışarı çıkmasına izin verebilirsiniz Almanya'da ve bu çok güzel bir avantaj. Bugün drone almaya gidiyorum ve artık arkadaşlar kendime şöyle bir şey başlattım. Ben zaten drone alıyorum, kullanıyorum. Daha iyi para verenler oluyor ve satıyordum. İşim olmadığı için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Artık drone alıp drone satacağım. Belki böyle para yapabilirim ve hani harçlığımı çıkartabilirim. En azından zamanım varken değerlendirmek istedim. Ve böyle bir şeye karar verdim. En son aldığım drone'u 650 euroya almıştım ve onu sattım. Dün itibariyle 730 euroya. Buradan 80 euro kar yaptık ve şimdi bugün tekrardan yeni bir drone almaya gidiyorum. Ve şu an ta Esen'den kalkıp arkadaşlar 2 saatlik yola geldim ve şu an bulunduğum yer burası. 660 euro şu anda buna gitti. Bunu tabii ki de satacağım. Hemen bugün yarın satarım tekrardan. Çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Tren raylarının içinde şöyle kırmızı kırmızı şeylerin büyümesi. Çok güzel bir görüntü yaratmış. Drone alıp satmanın en hoşuma gittiği yanı nedir arkadaşlar? İnsanlar çok büyük bir hevesle drone alıyorlar ve alıyorlar, bir iki kere kullanıyorlar ve o kadar kolay olmadığını görüp drone'larını hemen dolaplarına koyuyorlar. Aylarca bekliyor drone ve hiç kullanmıyorlar. Ondan sonra satmaya karar veriyorlar ve zaman geçiyor ama drone hiç kullanılmıyor ve drone hala yeni olarak kalıyor. Bu yüzden her aldığım drone nereden baksanız sıfır ayarında oluyor ve ucuz fiyata alabiliyorum. Çünkü insanlar beklemek istemiyor. İlk verilen fiyata vermek istiyor hızlıca. Ama ben drone'un satılacağını bildiğim için alıyorum ucuzu onlardan ve ben gidip fazla paraya satıyorum. Şöyle biraz ileriye doğru yürüyelim çünkü tren burada durmayabilir. Giden trenin içinde drone'u şuraya koydum ve çalıştırdığımı düşünün. Sizce drone trenle beraber gider mi?
havada uçarken trenin gittiği yönde gider mi, yoksa o da tren gittikçe o olduğu yer geriye doğru mu gider? Bunu çok merak ediyorum. Bu soruya ne cevap vereceksiniz? Yani treni uçağın içinde uçurduğumu düşünün. Tren giderken drone da trenle beraber aynı yönde gider mi? Yoksa tren yöne giderken o geriye doğru mu gider? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 15 dakika trenlerimin arasında bekleme olduğu için arkadaşlar dışarı çıktım ve şunları da almaya gittim. Şurada 5 dakika uzaklıkta koştum. Tekrar yetişebildim. Çok güzel bir zamanlama. Bu arada arkadaşlar tatları gerçekten efsane. Ekstra olarak bu vardı. Şöyle bir kumandamız, 3 tane bataryamız var. Drone'umuzun kendisi. Bu adam için de unutmuş veya bilerek koymuş bilmiyorum. SD kart okuyucusu var. Şöyle yedek pervanelerimiz var. Şöyle bir fotoğraf elde ettik arkadaşlar. 2 aylık diyeceğim, 750 euro diyeceğim ve ekstraları var diyeceğim. Ve bakalım böyle bir alıcı bulabileceğiz mi? Ve arkadaşlar drone'umuzu aldık ve gölümüze geldik. Satmadan önce güzel bir görüntü alalım değil mi? Devirleri gelmiş, balık tutuyorlar. Ve gerçekten bu drone çok keyifli. Ticaretten keyif aldığım için, al sat yaparak para kazanmayı sevdiğim için böyle bir şey yapmaya karar verdim ve gerçekten şu anda güzel gidiyor. Daha dün drone'um sattım, bugün yenisini aldım ve bunu da istediğim zaman, yani yarın bir gün bunu da satacağım zaten hemen. Bunu da video olacağım zaten. Bu sefer aldığım sattığım drone'ların fiyatıyla beraber size videosunu yapacağım. Ama bir gün arkadaşlar kendime gerçekten bir drone alacağım ve onu ben kendi drone'um olarak tutacağım. Ve onu sürekli her gittiğim yerde taşıyacağım ve havadan görüntü de almaya çalışacağım. Gerçekten ben de çok keyif alıyorum uçurken, hem de videolarda gerçekten güzel bir görüntü yapıyorum. Havalar ısındı, herkes dışarıya çıkmış. Ama ortam çok güzel arkadaşlar.